Hoş geldiniz. Çekil. Polat Bey, silahlarınızı bırakmadan giremezsiniz. Abim içeride. Silahınızı alabilir miyim? Önümden çekil ki silahım belimde dursun. Beni hatırladın mı Eren? Ben şerefsizleri bir kere gördüm mü unutmam. Ama seni çıkaramadım. Öyle deme. Seyfo'nun kahvesine gelir giderdim eskiden. Dayımın adını ağzına alma. Yapıştırırım suratını ona. Tamam. Erhan. Abi içeride. Ziyaret için saat geç oldu. Ben senin ancak mezarını ziyaret ederim. Kapat çekmeceni. Korkma. Canını almaya gelmedim. Soruma cevap almaya geldim. Otur. Ne istiyorsun? Karın rahatsızmış. Geçmiş olsun. Onun derdinin şifası var. Uygun bir organ bulunur, nakil olur, sağlığına kavuşur. Ama senin hastalığının tedavisi yok. Neymiş benim hastalığım? Vatana ihanet. Ben yılda tam 5 milyon lira vergi veriyorum devlete. Neye ihaneti? O parayla beslediğin gazetecileri kandırırsın. Bana hikaye anlatma. Bakır madeni diye çevirdiğin yerden altın çıkarıp devletten saklayan sen değil misin? Varsa elinde bir belge verirsin. Devlet cezanı keser. Yoksa boş konuşma. Sen böyle bir kelime daha boş konuş. Bak ben senin cezanı nasıl kesiyorum. Ne soracaksan sor. Hasta karına uygun organ bulsunlar diye hangi insan tacirlerine para verdin? Kimseye para vermedim ama herkese vaat verdim. Aradığım şeyi bulana, istediği her şeyi vermeye hazırım dedim. Kimseyle pazarlık yapmadın mı yani? Daha karşıma çıkan olmadı. Birileri seni listeye almış, dermanını bulmak için. Yakında getirirler senin aradığın şeyi. Kimmiş bunlar? Senin derdini bilen bir pislik şebekesi. Mültecileri kandırıp kadavra gibi kesiyorlar. Yeter ki bulsunlar. Kimden almışlar? Nereden getirmişler? Zerre kadar umurumda değil. Sen de benim zerre kadar umurumda değilsin. Eğer bu adamlar sana gelirler de sen bana haber vermezsen geri gelirim.
Seni götürür, hastanede keserim. Bütün organlarını da vatandaşa dağıtırım. Görev nedir? Benim için çok önemli bir iş. Sana basit gelse bile ben senin yapmanı istiyorum. Ne istediğini söyle. Çetin Özer'i biliyorsun. O benim için hayati derecede kıymetli biri. En azından birkaç yıl daha yaşamasını istiyorum. Onu korumamı mı istiyorsun? Hayır. Hayatını kurtarmanı istiyorum. Böbrek yetmezliği yüzünden ölmek üzere. Ariel, ona uygun böbreği olan bir mülteci kadın buldu. Parada da anlaşma sağlandı. Kadın da gönüllü. Ancak bu işi resmi yollardan yapamayız biliyorsun. Senin o mülteci kadını alman gerek Asyacığım. Kadın nerede? Polat Alemdar'ın hastanesinde. Efendim Oktay. Söyle, dinliyorum. Adres listesini aldım, Oktay'la konuştum. Maltepe tarafında bir olay olmuş. Abi, üç polis kardeşimizi şehit etmişler. Kim yapmış? Bilinmiyor ama Oktay bizim aradığımız adamlarla bir bağlantısı olabileceğini düşünüyor. Ne bağlantısı? Abi, mekanda bir de uyuşturucu kaçakçısı Ümran diye bir adam ölü bulunmuş. Listede onun da adı var. Evet abi. Belki de o adamlarla toplantıdaydı. Oktay bu olayla ilgili ne kadar bilgi toplayabildiyse bize de göndersin hemen. Tamam abi. Erhan, ofise dön. Efendim. Günaydın Polat Bey. Sizin için daha müsait bir saati aramamış olmayı ümit ederim. Ne var üstüne? Yüksek gizlilik derecesi. Dili hastanemizde bulunan hastamızın durumu ile ilgili. Alo Hüsnü, konuşsana. Konuşuyorum ama gizlilik sebebiyle alçak sesle konuşuyorum efendim. Yahu deli misin? O zaman niye telefonla arıyorsun?
Haklı olabilirsiniz efendim. Ben bu durumu uykumu yalamamış olmama bağlıyorum. Dün gece rüyamda zincire atmış bir velespit tamir ediyordum. Ya Hüsnü, bana ne senin rüyandan? Ne diyeceksen de sonra kapat telefonu. Hastamızın sağlık durumu stabil. Rutin bakım ve kontrolleri yapılmaktadır. Saygılarımı sunarım Polat Bey. Alo? Eyvah, suratına kapattım telefonu. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Hoş geldiniz. Sağ ol Gülüm. Yetkin Bey içeride mi? Erhan Bey'siniz değil mi? Evet. Sizi bekliyor. O zaman bekletmeyelim. Ama silahınızı almam gerekiyor. Tabii gülüm. Ah. Öyle bakma. Delikanlı adamın en büyük silahı pamuk gibi kalbidir. Öğrenin bunları artık. Ne oluyor oğlum? Çocuklar üzerimdeki silahı almak için panik yaptılar Yetkin Bey. Üzerini aramadınız mı? Sakin olun, telaş yapmayın. Üzerimde ateşli silah getirmedim. İhtiyacım olacağını da hiç düşünmedim. Çünkü silahtan daha güçlü bir şey getirdim size. Polat Alemdar'ın selamı var. İndir oğlum silahını. Polat abi bir konuda konuşmak için sizi ofise kadar bekliyor. Elbette geliriz. Bir telefonu yeterdi. Niye siz buraya kadar geldiniz? Bir dahaki sefere ihtiyaç olursa telefon ederiz. Şimdi müsaitseniz buyurun gidelim. Tabii tabii. Ceketimi alayım çıkalım. Sende kapasite görmedim. Abiniz içeride mi? İçeride sizi bekliyor. Uzak dur. Sana teslim ettim. Senden alırım. Otur. Kalıcı gelmedim. Böyle iyi. Otur. Otur da konuşalım. Konuşmaya da gelmedim. Niye geldin o zaman? Seni götürmeye geldim. Tövbe tövbe. Polat Alemdar seni çağırıyor. Buyursun gelsin konuşalım. Buraya gelecek olsa seni çağırmazdı Ömür. Ne konuşacakmış benimle? Seni adam yerine koymuş çağırmış. Eyvallah demiyorsun da ne konuşacağını mı soruyorsun? Durun! Durmasalar ne olacak lan?
Polat abi seni çağırıyor. Geliyor musun, gelmiyor musun? Birini mi aradınız? Hayır, hayır. Bir şeye mi ihtiyacınız var? Evet. Üzgünüm ama... kıyafetlerini almam gerek. Uyan. 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 Sabah oldu. Mesai başladı. İkiniz birden bağırınca sesiniz çok çıkıyor. Bana biriniz de yeter. Tamam, tamam. Dur. Ne istiyorsan anlatacağım. Yapma. Kimin adamısınız? Ha? Sayın dinleyiciler, olay yerinden bildiriyoruz. Patlamayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. İstanbul polisi bombalı eylemi gerçekleştirenleri tespit etmek için ayrıntılı bir çalışma başlattı. Dünya gerçeklerini siz de mi haberlerden izliyorsunuz hocam? Gerçekler ekranların karşısında öğrenilmez delikanlı. Bazen tavan arasındadır, bazen bodrumda. Haklısınız. Öyle oldu. Ben de sizin peşinize düşenlerin kimler olduğunu aşağıda öğrendim. Ben onların hangi güçler olduklarını biliyorum. İsimlerini duymasam da olur. Tamam. Böylesi daha iyi. Konuyla ben ilgileniyorum. Sizin burada kalmaya devam etmeniz de iyi olur. İstediğiniz kadar da misafir olabilirsiniz. İstanbul Merter'de teröristlerin
silahlı saldırısına uğrayan riske bağlı... Gel Hakkı. Otur. Kenan, otomotiv sektörüyle ilgili ilk raporunu hazırlamış. Peki efendim, nasıl buldunuz? Onda kendi gençliğimi görüyorum Hakkı. Efendim, koltuğunuzu ona bırakacağınızı söylemekle Kenan Bey'e büyük bir motivasyon sağladınız. Evet ama Yusuf için tam tersi geçerli galiba. Benden uzaklaştığını hissediyorum. Bir şey mi söyleyeceksin? İşinize karışmak istemem ama bir an önce Yusuf Bey'le konuşup neler yaşadığını öğrenmemiz iyi olur. Yusuf, zamanı geldiğinde kendisi anlatacaktır Hakkı. Üstüne gitmek onun daha fazla içe kapanmasına sebep olacak. Peki, benden bu konuda yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Mete'yi çağır Hakkı. Onunla konuşmam lazım. Tamam, müsaadenizle. Zor mevzu, hallolacak inşallah. Ya öyle tabii. O iş çözülür inşallah. İnşallah, inşallah. Muhakkak önemli bir şey var. Polat Alemdar boşu boşuna çağırmaz bizi. Ben almayayım. Başka bir şey getireyim. Eksik olma, sağ ol. Kutlama yok mu yeğenim? Öyle içeceğiz. Buyur. Konu mühim bir konu. Ömür Ağa da burada. Değil mi? Aranızda selamımız, sabahımız olanlar da var. İlk defa mekanımıza ayak basanlar da var. Meselenin aciliyeti yüzünden hepinizi aynı anda davet ettim. Kabul edip geldiniz. Eyvallah. 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 Duymuşsunuzdur. Ben burada yokken mekanıma kalleş bir baskın yapıldı. Kardeşlerim hain pusuya hedef oldu. Yapanların izlerini buldum. Sizi de bu yüzden çağırdım. O adamlarla bağlantımız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet. Eğer olmadıysanız,
Bundan sonra olabilirsiniz. Bizi ihanetle mi itham ediyorsun? Hain olduğunu düşünsem mekanıma çağırıp ağırlamazdım. Mekanına gelir, uğurlardım. Ben bundan sonrası için konuşuyorum. Bunlar Türkiye'de kendi düzenlerini kurmaya çalışan, kökü dışarıda bir ekip. Yakın zamanda mutlaka bir şekilde sizinle temas edecekler. Zaaflarınızı kullanmaya çalışacaklar. Para gibi, makam sevdası gibi, güç hırsı gibi ya da dermansız hastalıklar gibi. Eğer size gelen olursa, siz de bana geleceksiniz. Gelmezseniz, zaaflarınıza yenik düşerseniz, vatana ihanet ederseniz, ben size gelirim. Bana özel söyleyecek sözü olan varsa içerideyim. Bir ihtiyacınız var mı? Yok, Allah razı olsun. İyi istirahatler. Sağ olasın. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sen yakını mısın? Hayır. Yakınları polise gittiler ifade vermeye. Tamam. Ne oldu? Röntgen çekilmesi için götüreceğim. Tamam? Tamam. Affedersin. Olur, olur. Geç. Pardon, rahatsız ediyorum sizi. Bir yardım etsin.
Kadını buldum, çıkıyorum. Tamam. Hemen harekete geçiyoruz. Gidiyoruz. Alo, Ariel. Bana her şeyin yolunda gittiğini söyle Ariel. Her şey yolunda gidiyor. Zeynep kadını almış mı? Evet. Çetin Bey'e haber verebiliriz. Ben kendisiyle bizzat konuşmak istiyorum. Bunun için senin gitmene gerek yok. No Ariel. Israr ediyorum. Çetin'in en kötü gününde yanında olmalıyım ki benim ne kadar iyi bir dost olduğumu hiç unutmasın. Kapış? Nereye götürüyorsun onu? MR çekilecek hocam. Buradaki asansör bozuldu. Şuradakini kullan. Tamam, sağ olun. Buyurun. Sağ ol. Asansörü kullanamazsınız. Kandırdınız. Ben kimseyi kandırmadım. Bana böyle olacağını söylemediniz. Bak Zeynep, sana kim ne anlattı bilmiyorum. Sen devlet adına görevini yaptın. Ben de devlet adına görevimi yaptım. Bitti. Artık git başımdan. Bu işin peşini bırakmayacağım. Zeynep, her şeyi unutsan ve buralardan gitsen iyi edersin. Yoksa yaşamana izin vermez. Kim? Aslan Akbey mi yaşamama izin vermez? Şimdi bir de beni tehdit mi ediyorsunuz? Yeter. Çık dışarı. Biz acil çıkışında bekliyoruz. Hemen gelmelisin.
Tamam, hadi gidelim. Siz gidin. Asya, hemen gitmemiz gerek. Meryem nereye götüreceğini biliyorsun. Siz gidin. Benim başka bir işim var. Tamam. Bu asansörü kullanamazsınız. Nasıl olur efendim? Hastane odasındaki bir hasta nereye gidebilir? Her yere baktık Hüsnü Bey. Yok. Korkunun ecele faydası yok. Hüsnü. Aradı da öyle sabah. Anlatırım sonra. Ne var Hüsnü? Hasta yok Polat Bey. Ne hastası Hüsnü? Tedavi için hastanemizde yatmakta olan sığınmacı Suriyeli vatandaşlar arasındaki bir hanımefendi. Şu saat itibariyle kayıptır efendim. Hüsnü, ne diyorsun sen? Kadını kaçırdılar mı? Kuvvetle muhtemeldir. Çünkü kendisi kalkıp bir yere gidebilecek vaziyette değil. Kardeşim, sen orada değil misin? Siz bu hastanenin başında neyi bekliyorsunuz? Ya o kadar güvenliğin arasından kadın nasıl çıktı gitti? Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum efendim. Buranın sevk ve idaresinden sorumlu bir yönetici olarak tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Hemen o kadının kişisel dosyasını gönder. Peki efendim. Mülteci kadınlardan birini kaçırmışlar hastaneden. Şu maillere bak Cahit. ...30 yaşında bir kadın abi. Herhangi bir hastalığı yok. Niye yatıyormuş hastanede? Abi bu klinikte bulduğumuz ameliyatı yarım bırakılmış kadın. O kadının böbreğini alacaklardı. Demek listede bekleyen acil biri var. Çetin Özer. Abi bu bildiğimiz Çetin Özer mi? Evet Cahit. Kadının böbreği tam onunkine uyumlu. Bana bu adamı bulun Cahit. Tamam abi.